Böyle bir senaryon var mı kafanda? Hadi. Başkan ne var? Teşekkür ederim. Buna 5 tane alsın. Ha bak. Tamam. Şekerler de. Doğrultusunda çalışmalarımız sayın kaymakamlarımızın ofisinde ve bakkalarımızın da esas olabilen çalışmalarda aynı şekilde devam ediyor. Buradaki bugünkü kardeşimiz esnafımız da aynı dediğimiz doğrultuda verilen kendisine belgeler dolduruyor. Belgeler doldurarak işlemler yapılıyor. Bu 20 sütunluk şehit olduğunda dün mesela bir tanesi gelen bakkalı kardeşimiz doldurmuş. Esnaf olabildiğine geldi, kontrol yapıldı. 2000 TL hesabına geçiş yapıldı. Öncelikle bu mübarek 2022 yılının Ramazan ayında başta Sayın Valimizin başkanlığında, kaymakamlarımızın başkanlığında, bakkalar odamızda esnaf olabilirliğimizin müşterek çalışma yapmış olduğumuz Gazimem projemizin şu anda başlatılmıştır. Ve dar gelirli vatandaşlarımıza, hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle, valiliğimizin aracılığıyla bu çalışmalarımız devam etmektedir. Buradaki amacımız şudur, taban emmek. Yani burada ortada güzel gezer değil, kendiliğinden herkese iş olsun diye dağıtılan çekler olmasın. Gerçek ihtiyacı olanlara ülkeler onlara verilsin. Bir de gerçek esnaftan alışveriş yapılsın. Biz görüyoruz tamam AVM'lere şunlara karşı değiliz ama ben halkımın burada sıkıntı çekiyorsa, halkım dar gelirliyse o dar gelirli. Dar gelirliden de ihtiyacını onu karşılasın her şeyini. Bu proje güzel bir şey. İhtiyacı olanlar gelip burada eşyalarını alıyor. Bizim için de güzel bir şey. Hani biz de burada kalkınmaya başlıyoruz. Benim için iyi bir şey oldu aslında. Herkesi de yani bir hapse de... İşler açıldı mı bunlar? Evet, bununla beraber işler açıldı. İçeride hani uzun süredir gitmeyen temizlik malzemeleri var. Şu anda onların hepsi satılıyor. Artık peynirin, zeytinin ihtiyacı olanlar alıyorlar. Yani her şekilde süt, içecekler, şampuan, onların hepsini faydalandılar. Ben sadece tek el ürünlerinden denedim ama diğer ürünlerin hepsini verdim. Meyve olsun, sebze olsun, çerezlerden hepsinden de yararlandılar. Afiyet olsun hepsine de, hayırsızlığına da Allah bol kazanç versin. Onlara da her zaman böyle projeler nasip etsin. Gaziantep Valiliği, hayırseverlerimizin desteğiyle Zimem Defteri uygulamamız var. Neydi Zimem Defterimiz? Geliyorduk bakkalda, veresiye defterini alıyorduk ve vatandaşlarımızın veresiye defterinde olan borçlarını ödüyorduk. Bu sene hem Esnaf Odaları Birlik Başkanımızla, hem Bakkalar Odası Birlik Başkanımızla oturup konuştuğumuzda yine aynı amaca hizmet eden fakat farklı bir yöntem geliştirdik. Bu yöntemde hayırseverlerimiz finansmanı sağlıyor. Kaymakamlarımız bu finansmanı sağlanan çekleri mahallemizde sosyal yardımlaşmaya kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. İhtiyaç sahibi de kendi borcunu kendi ödüyor. Ya da borcu yoksa kendi alışverişini kendi yapıyor. Burada önemli olan nokta şu. Hanede kişi başı 100 liralık çek veriyoruz. Toplamda da en fazla 5 tane çek veriyoruz. Yani dolayısıyla bir aile 500 liralık çek vermiş oluyoruz. Onlar da en yakın bakkala gelip harcayabiliyorlar. Sistemde 4000 tane bakkalımız var. Bu çok önemli bir rakam. Toplam bu işe harcayacağımız bütçe yaklaşık 15 milyon lira bir bütçe ayırdık. Aynı şekilde de bakkallarda tekel ürünleri ve buna benzer harcamalar yapılamıyor. Gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde kullanılıyor. Bakkallar da aldığı çekleri bakkallar odasına getirdiğinde biraz önce başkanımız da söyledi. Hemen ertesi gün hesabına yatırmış oluyor. Sistem şöyle, hiç kimseyi rencide etmiyor. Şeffaf.
öngörülebilir. Kimin ne aldı, kimin ne verebildiği hesap verebilir bir sistemimiz var. Ben hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bize destek olan bakkallarımıza, başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin yürütücüsü kaymakamlarımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep her zaman farklılıklarını gösteriyor. Aslında bu sistem büyük market zincirlerinin yaptığı alışveriş çeki sisteminin bakkal boyutunda olan ve bunu hayırseverlerin katkılarıyla yapan bir sistem. Biz bakkalların yaşamasını istiyoruz. Bakkalların gelişmesini istiyoruz. Sadece Ramazan'a özgü değil, Ramazan sonrasında da harcamalarımızı, yardımlarımızı gıda kolisi dağıtarak, efendim söyleyeyim, kapı kapı insanlara göstererek, yardım yaparak değil, bu şekilde eline vererek ve kendi ihtiyaçlarını alışveriş yapacak şekilde yapmak. Yani bir anlamda da vatandaşlarımız bu çekin nereden geldiğini de görmüş oluyor. Bundan işte 5 çeki varsa 500 lira imkanlar ölçüsünde alışverişini yapıyor. Bunun dışında ayrıca sosyal yardımlaşmanın kendi imkanlarıyla yaptığı ve yapacağı yardımlar ayrıca yapılıyor. Bu onun alternatifi değil. Bu hayırseverlerimizin valiliğimize, sisteme güvenerek bizim aracılığımızla ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırdığı bir sistem. Devletin, sosyal hizmetlerin, sosyal yardımlaşmanın yardımları geçmişte de vardı, bundan sonra da olacak.